Dikkat! Dikkat! Kasabamız Sağlık Ocağı'ndan duyurulur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yurt çapında başlatmış olduğu aşı kampanyası kasabamızda bugün sabah saat 10'dan itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bütün kasaba halkının 0-6 yaş grubundaki çocuklarını boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çiçek aşılarını yaptırmak üzere sağlık ocağına getirmeleri ilanen duyurulur. Tamam canım, tamam. Bitti işte. Sakın diğer aşılar için getirmeyi ihmal etme. Olur. Söylediğim gibi, kartta yazılı. O kadar söyledim sana, zamanında gel diye. Ne oldu? Bıktım vallahi, bıktım. Tamam, sıkma canını. Biraz dinlen sen. Sıradaki gelsin. Atatürk, her türlü güçlükleri yenerek kendini yetiştiren anasına saygıyla bağlıydı. Onu çocukluğundan bu devlet ve milletin en büyüğü olduğu güne kadar daima saymıştır. Her eve gidişinde anasının elini öpmek adetiydi. Bu ana, sevgili yavrusunun padişahın askeri mahkemesinde idama mahkum edildiğini gazetelerde okuduğu gün ömründen belki yıllar kaybetmişti. Müdür bey, müfettiş bey geldiler. Otur kızım. Hoş geldiniz. Cihan Ozan, okul müdürüyüm. Merhaba efendim. Ben Sedat Atakol. Derste miydiniz? Evet. Girebilir miyim? Bir sakıncası var mı? Rica ederim, buyurun. Oturun çocuklar. Uzat bakalım elini. Ötekini. Güzel. Senin adın ne bakalım? Aysel efendim. Aysel Çetin. Dersinin konusunu okur musun? Baş üstüne. Atatürk her türlü güçlükleri yenerek kendini yetiştiren anasına sevgiyle bağlıydı. Onu çocukluğundan... Tamam çocuğum, teşekkür ederim. Adın ne senin? Mustafa Arslan. Pekala Mustafa, 7 kere 8 kaç yapar? 56 efendim. Aferin sana. Senin adın ne? Ali. Bakar mısınız müdür bey? Bu çocukların sağlık kontrolleri yapılıyor mu? Elbette efendim. Bakın öyleyse, bu çocuğun başında bit var müdür bey. Çok tehlikeli. Bir anda hepsine geçebilir. Haklısınız. Akşama misafir var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi. Hoşça kal. İyi günler. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim efendim. İyi yolculuklar. Nasılsın Halime teyze? Hoş geldin kızım. Sağ ol. Baksana ilaçlarını getirdim. Bu hapları sabah, öğlen, akşam tok karnına alacaksın. Tamam mı Halime teyze? Tamam yavrum. Sağ ol. İğne olmasın da. Yok yok. Bu sefer iğne yok. Neden zahmet ettin Seher'cim? Ne zahmeti Elmas abla, aşk olsun.
Uğurlar oğlum müdür bey. Sağ ol Hakkı'cığım, iyi akşamlar. İyi akşamlar müdür bey. Sağ ol. Hoş geldiniz müdür bey. Bir emriniz mi var? Meyve istiyorum. Tabii. Annem pırasada demişti. Olur küçük hanım. Pırasada veririm. Hemen. Hadi yemeğe gel canım. Hadi canım. Aç kalmakla olmaz ki. Neyin var senin? Ha? Yok bir şey. Önemli değil. Hadi söyle canım, bir şeye sıkılmışsın sen. Bugün müfettiş geldi. Ya. Her şey çok iyi gidiyordu ki çocuklardan birinde bit çıktı. Ben biliyorum, Ali'de çıktı. Bak sen. Babam çok kızdı ona, biliyor musun? Bir tokat vurdu. Tokat mı vurdu? Bir anlık öfke. Ama oldu işte. Anlıyorum. Hadi canım, daha fazla üzülme. Yarın gönlünü alırsın çocuğun. Ben de ilaç getiririm, tedavi olur. Ben bakarım. Sen yemeğini bitir. Ben bakarım. Bağışla beyim. Rahatsız ettim. Rica ederim, buyurun. Karım beyim, çok rahatsız. Acaba Elmas Hanım? Hayrola Cihat, bir şey mi var? Bir hasta varmış, seni istiyorlar. Dur bakalım, telaşlanma hemen. Ne oldu? Karım kanlar içinde yatıyor bacım. Allah'ını seversen yetiş. İnşallah önemli bir şey değildir. Gecikirsen merak etme. Tamam canım. Üç aylık hamileydi. Bir de geldim ki kanlar içinde yatıyor. Aman Allah'ım. Sen git hemen bir vasıta bul. Hastaneye kaldırmak gerekebilir. Hadi çabuk ol. Olur. Hemen sıcak su. Pamuk var mı? Yoksa temiz bir bez getirin. Hadi koş çabuk ol. Yapma kızım. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Ali yok mu? Gelmedi öğretmenim. Evini bilen var mı? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Peki.
Dersten sonra biriniz çağırsın. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz... Anadolu medeniyetleri. Bize bağlı köylerdeki aşı kampanyasının yazısı geldi. Bizden de bir personel istiyorlar. Ne dersiniz? Vallahi doktor bey biliyorsunuz ben... Ben giderim doktor bey. İyi o zaman. Ha, akşam bir hadise olmuş galiba. Evet, kanamalı bir hasta. Allah'tan zamanında yetiştik, şimdi iyi. Yorgun görünüyorsun, istersen erken git. Yok, iyiyim. Gerekirse giderim, sağ olun. Pekala. Gel. Evet çocuğum. Ali gelmiyor öğretmenim. Neden? Çocuklar alay ettiler diye utanıyor. Peki. Teşekkür ederim, gidebilirsin. Bana sağlık ocağına bağlayın lütfen. Elmas Hanım, telefon. Alo, efendim? Cihan, söyle canım. Ali bugün gelmedi. Çağırttım ama yine de gelmedi. Evet. Evet öyle. Çıkışta evine uğramak istiyorum. Burcu'yu alabilir misin? Tabii alırım canım. Sen merak etme. Peki, güle güle. İşte bu ev öğretmenim. Peki çocuğum, sen geç kalmadan evine dön. Peki öğretmenim. Böyle zamansız rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben Ali'nin öğretmeniyim. Buyurun. Buyurun. Geçin oturun. Ali komşularda. Bugün okula gelmedi de... öyle sanıyorum ki... dünkü olaya çok üzüldü. Çok ağladı. Sabah işe giderken... okula hazırladım ama gitmemiş. Çok içine kapanık. Üzerine de varamıyorum. Babasızlık işte. Öyle olsa iyiydi. Bırakıp gitti Almanya'ya. Ali daha çok küçüktü o zaman. Anlıyorum. Bana müsaade. Yarın mutlaka okula getirin Ali'yi. Olur. Oh.
Babacığım. Aman da benim kızım kapılar açıyormuş. Nasılsın? İyiyim. Yemek hazır mı? Hazır, hadi yeme. Hadi sen git, ben geliyorum. Hadi. Nasıl geçti canım, gördün mü Ali'yi? İyi iyi, merak etme. Bugün köylerdeki aşı kampanyası için yazı gelmiş. Bizden de birini istiyorlar. Ben gidebileceğimi söyledim. Emine'nin bu işi sevmediğini biliyorsun. İmkanı olsa yarın bırakır. Yani kendini çalıştırmayacak kadar zengin bir koca. Onun imkan dediği bu. Birilerinin bu işi yapması gerek değil mi? Bir şey mi oldu? Efendim? Canını sıkan bir şey mi var? Yok, hayır, bir şey yok. Dalgın görünüyorsun da. Umarım gitmeme kızmıyorsun. Hayır canım, neden kızayım? Baktım Emine'den hayır yok. Ben talip oldum. İyi yaptın. Malzeme listesi bu elmasanın. Bir kontrol edin isterseniz. Peki doktor bey. Sende hiç akıl yok vallahi. Günlerce dağ bayır dolaşacaksın. Kocanı, çocuğunu düşünmüyor musun? Kızma ama her gün senin için dua ediyorum. Niye? Allah şu kıza zengin bir koca versin diye. Ayol buna kızılır mı hiç? Buna tabii kızılmaz ama sonrasına kızabilirsin. Çünkü zengin kocayı bulur da gidersen belki yerine bu işi seven biri gelir. Aman deli sen de. Thank you.
Neyin var senin? Yok bir şey. Uykum kaçtı da. Hadi yat canım. İyi günler. Gel. Ali'ye annen gelsin demişsiniz. Gelin, oturun şöyle. Bu ilacı verecektim. Gün aşırı Ali'nin başını bu ilaçla yıkayın. Sağ olun. Gelmişken biraz da Ali'den konuşalım. Bir şey mi var? Hayır, önemli bir şey yok. Yalnız bir süredir izliyorum onu. Senin de söylediğin gibi çok içine kapanık bir çocuk. Aslında çok zeki ama ilgisiz. Birinin ilgisine ihtiyacı var. Benden başka kimi var ki? Ben de bütün gün tarladayım. Bunu biliyorum. Belki diyorum yeniden evlensen. Daha gençsin. Güzel de. Yok mu böyle biri? Yok. Hem niye olsun? Ötekinin yaptığı ortada. Ben gideyim artık. İşe geç kaldım. Sebaydı. İşte bu oyun bu kadar Cihan Hoca. Bu oyun burada biter. Ustaymışsın. Yok ya. Ne ustası? Çok dalgınsın bugün. Bir şey mi var? Yok canım. Biraz yorgunum. Cemil, baksana oğlum. Buyur hocam. Al şu çayları bakalım. Bana müsaade. Daha erken mi hocam? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. Güle güle. Başarılar dilerim. Allah güle güle.
Baban üzme olur mu kızım? Üzme. Merak etme, hepsi 3 gün. Dikkat et, kendini fazla yorma. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle anne. Siz gelin. Thank you.
seni çok seviyorum. Bana öyle geliyor ki bir gün ayrılırsak sensiz yaşayamam. Kartını ver. Lütfen dışarı gitme baba. Kalınca çok korkuyorum. Başını ince uzun parmaklarınla avuçlarının içine al ve öyle kal. Masaldaki kırak diye bekler gibi beklediğin o büyük kavganın son atlısı çoktan geçti. Ve senin için artık gitme vakti. Git. Kuşku yok ki gün gelecek hatırlayacaksın. Geçmişte aynı dili konuştuğumuz günleri ve bir zamanlar sana ait olan yüzümü. Bana kalan ve geçmesi gereken zaman. Nasıl fitil işlemez yaralar açarsa sivri uçlu bir laz bıçağı öylesine saracak bedenimi beklemenin ölümcül ağırlığı. Delirdin mi sen? Hemen eve dön. Hasta olacaksın. Lütfen eve dön. Bak, doğru mu bu yaptığımız? Lütfen bak. Ne olur daha fazla çekmeden. Ben daha çok acı çekmeden. Thank you.
gece kasabada oluruz bacım. Bir güzel dinlenirsin artık. İyi geceler. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Elmas. Kalk canım. Geldin demek. Neredeydin? Şimdi yatalım canım. Yarın konuşuruz. Dikkat et, köklere vuruyorsun. Neyin var? Hasta mısın? Yok, yok bir şey. Yemeyeceğim anne. Peki canım. Hadi kızım. Sen git derslerine çalış. Peki. Kahve ister misin? Hayır. Bu kasabadan gitmek ister misin? Bunun dün geceyle bir ilgisi var mı? Dün gece mi? Dün geceyle ne ilgisi var? Nasıl bunaldığımın farkında değil misin? Nasıl bir yer burası ha? Bunca zaman kim çaldı kapımızı? Sıkılsak nereye gidebiliriz? Kim var iki laf edip konuşabileceğimiz? Nefes alamıyorum artık. Anlıyor musun? Ölüyorum. İçim ölüyor, içim!
Senin de canın cehenneme. Topunuzun canı cehenneme. Topunuzun canı cehenneme. Topunuzun canı cehenneme. Gitmeli buradan. Tamam canım. Sonra çok aç. Tamam. Ölüyorum işte. İçim. Anlıyorum canım. Hadi kalk. Kalk canım. Hadi. Allah. Hadi kalk. Çok sevdim. Kalk canım. Hadi. Söylemiştim. Bir güzel yatarsın. Hiçbir şeyin kalmaz. Buyurun efendim. Beni istemişsiniz. Evet Elmas Hanım. Nihayet istediğimiz hademe kadrosu geldi. Öyle mi? Buna çok sevindim. Bu işlerle ilgilenir misiniz? Sizin çevreniz geniştir. Uygun birisini bulabilirsiniz sanırım. Tabii. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Halime teyze. Oo, Elmas kızım. Gel gel buyur. Girmeyeceğim Halime teyze. Senden bir ricam olacak. Söyle kızım, başım üstte. Sağlık ocağına bir hademe alacağız. Sen bilirsin. İhtiyacı olan iyi birini buluver. O kolay. Gel de bir çay demleyeyim sana. Sağ ol. Daha gidip yemek yapacağım. Ha, pazar gününü unutmuyorsun değil mi? Konu komşuya da söyle. Merak etme sen. Hadi hoşça kal. Güle güle kızım. Oturmaya da gel. Olur, gelirim. Ah, çok sıcak. Uslu dur. Şu kire bak. Kokmuşsun vallahi. Mendil koymaca, ip atlama. Kışın hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekir anne? İyi giyinmek, dengeli beslenmek ve zamanında uyumak tabii.
Pazar günü okulda kadınlara bir toplantı düzenledim. Çocuk ve anne sağlığını konuşacağız. Bir sakıncası var mı? Yok. Ne sakıncası olacak? Miydin? Hoş geldin. Ne o kız? İçeri almayacak mısın beni? Buyur gel. Sağlık ocağındaki Elmas Hanım'ı bilirsin. Hani müdürün karısı. Bugün bana geldi. Sağlık ocağına bir hademe alacaklar. İyi birini bulmamı istedi. Ben de seni söyledim. Ne dersin? Vallahi bilmem ki Halime teyze. Kız bunda bilmeyecek ne var? Kimin eline geçer böylesi? Devlet memuru olacaksın. Maaşın, emekliliğin olacak daha ne? İyi ama... Hadi hadi. 3 gün tarlaya gidip 5 gün oturmakla bu düzen yürür mü? Pazar günü birlikte gideriz toplantıya. Orada Elmas Hanım'a tanıtırım seni. Otursaydın. Geç oldu. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol, iyi geceler. Tabii korunmanın çeşitli yolları var. Bunu daha önce uzun uzun anlatmıştım. Bunlardan herhangi birini seçebilmeniz için bir doktorla görüşmeniz gerekiyor. Örneğin hap kullanan arkadaşlarınızdan bazıları adet gecikmesinden şikayette bulundular. Aynı şekilde sprali de her bünye kabul etmiyor. Tabii böyle bir durumda kocalarınızın korunması gerekiyor. Evet hanımlar, bugün söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Bunun adı Gülbahar Elmas kızım. Söylediğin iş için bundan daha iyisini bulamazsın. Merhaba. Halime teyze söylediğine göre mesele yok. Yarın bana gel, girişini yapalım. Hı hı. İyi, yarın görüşürüz. Al kızım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Hı, tamam. Annem geliyor. Hoşça kal, güle güle. Merhaba. Merhaba. Ali'nin annesi miydi o? Evet. Sağlık ocağında hademe kadrosunu aldık.
Birlikte muamelesini yaptık da. Ya. Benim kulübe uğramam lazım. Avukat Sahfet'e söz vermiştim. Siz gidin. Peki. Afiyet olsun. Cihan Hoca hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum bir akı servisi getirin. Hayrola ya? Yel mi attı sel mi? Aklıma esti bir uğrayayım dedim. İyi ya, hadi merhaba. 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 Allah rahatlık versin kızım. Sana da anne. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. O yaz Sido'ya gitmiştik. Bir akşamüstü bizim Süleyman'ın çay bahçesine uğradık. Çay bahçesi dediğime bakma. Hasırla çevrilmiş bir çardak işte. Bir de ne göreyim? Bizim Hüseyin üzerinde bir mayoyla tişört, iki kolunun altında iki Fransız kızı yayılmış oturuyor. Daha yeni çıkmıştı içeride. O zaman çok yatsımıştım. Şimdi düşünüyorum da, o tarihte ben de aynısını yapıyordum. Yani yatsınacak bir şey yok. Ama o zaman öyle düşünüyordum işte.
Buyurun müdür bey. Hasan efendi, sağlık ocağında çalışan Gülbahar hanım var. Bu pusulayı ona vereceksin. Okula gelsin. Baş üstüne müdür bey. Bunu müdür bey gönderdi. Okula gelecekmişsiniz. Hayrola? Okuldan çağırmışlar. Belki de Ali için. Hemen git. Belki de bir sorun vardır. Hı hı. Gir. Seni çok özledim. Çok. Neden böyle davranıyorsun? Senin de beni istediğini biliyorum. Çok uğraştım ama yapamadım. Senden ayrı kalamıyorum. İstersen gideriz buralardan. Birlikte çekip gideriz. Ne dersin? Unut bunları. Unutalım. Hiçbir şey olmamış gibi. Teşekkür ederim. Ali'nin bir problemi mi var? Efendim? Ali'nin diyorum. Hani şu başında bit çıkan çocuk. Bugün annesini okula çağırmışsın da. Aa, yok mu? Yok canım, önemli değil. Bu. Bundan olsun.
Ne oldu, neyin var? Yok bir şeyim. Biraz başım döndü de. Gel de doktor bey bir görsün seni. Hayır. Geçti bile, sağ ol. Hadi eyvallah. Nereye ya? Gülbahar, içeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Aç. Yapma. Olursun yapma. Sensiz olamıyorum. Ay, yapma. Olamam. Ay, git buradan. Çok direndim. Çok acı çektim. Yapma. Ne olur olmadı. Yapma. Başaramadım. Gidelim buradan. Gidelim. Ölüyorum işte. Görmüyor musun? Ölüyorum. Kaçmak neyi halleder ki? Ertelenmiş bir şeyler varsa hep peşinde olacaktır.
Aksine kalmalı, yaşayıp bitirmelisin. Hmm. Ayli, bir şey mi oldu? Anneme bir şey oldu. Ölüyor. Kanlar içinde. Aman Allah'ım. Sen içeri gir. Burcu'ya göz kulak ol. Bir vasıta bulup gelsen iyi olur. Peki. Hastaneye yetiştirmemiz gerekli. Araba geldi mi? Kapıda. Korkulacak bir şey kalmadı. Merak etme. Sen de artık eve git. Çocuklar yalnız kaldı. Hı hı. Biliyor musun? Çocuğunu düşürmüş. Hamileymiş. Yavrum, oğlum. Merhaba güzel kızım, bak geldik işte. Thank you.
Nereye gidiyorsun? Anneme. Çok mu sevmişti? Bilmiyorum. Belki de sonbahar. Kim bilir? Gitmeli çocuğum. Daha bir süre, belki de uzunca bir zaman dolaşacağım. Bu mevsimde bakır rengi yapraklar arasında arayarak bin yıllık yaşamımı ve korumak için hala çocuk kalan ruhumu. Hiçbir döngü izlemeyen ve doğrudan ileriye giden bu yaşamın içinde bile geçmişe uzanan soluk bir çizgide yakalamak için yinelenmeye mahkum mutluluğu.